Katılım evim, hayatı inançla söz arasındayız sunar. Katılım evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki? Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Gününüz geceniz hayır olsun. Hayatınız, mematınız hayır olsun. Cenab-ı Hak dünyada yaşarken sıratı müstakimden, ahirette sırat köprüsünden ayaklarımızı kaydırmasın. Bu ona bağlı çünkü. Hani derler ya, dünyada mekan, ahirette iman. Valla sözün doğrusu bana kalırsa, dünyada iman, ahirette mekan. Öyle ya, imtihan dünyası, burası. Burada amel var, karşılık yok, ceza yok. Orada karşılık var, amel yok. Sonsuz ama deftere kaydettirebileceğin bir şey yok. Yani gittin mi hesap var. Sadaka-i cariye falan ancak yani. Şimdiden hesabını kitabını yapıp da kıyamete kadar açık bir sayfa bırakmak çok akıllıca olur. Nasıl gidileceğine göre kendini gitti say. Valla öyledir eskiler. Muhakkak olacak şeyi oldu bil. O şey ölümdür. Yani ne olacaksa şüpheli. Zengin olabilirsin, olmayabilirsin. İhtiyarlığı görebilirsin, görmeyebilirsin. İyilik, kötülük mümkün olur olmaz. Ama ölüm muhakkak. E muhakkak olacaksa oldu bil. Davranışları ona göre ayarla. Ve selam dedi eskiler. Efendim, sene 1915. 18 Mart. Çanakkale'de Boğaz Harbi. Bir yıl önce başlamış Cihan Harbi'ne maalesef iştirak edilmiş olmakla dehşetengiz bir ateşin ortasında kalan asil Türk milleti. Türk dediğimizde tabi içine neleri aldığını benim söylememe gerek yok. Yani bir Avrupalı ile tanışırsan ve sorarsan ki Türk deyince ne anlıyorsun o sana anlatır. Kesinlikle bizim dediğimiz değil ama yani. Onların tarifi çok enteresan. Kelime işareti söyleyen herkes Türk sayıyorlar. Yani öyle biliyorlar. Türk dinli diyorlar mesela. Enteresan. Bahsi diğer. Tahta Sultan Reşat merhum var. 35. Osmanlı Sultanı. Fiili yönetim iddia terakkinin elinde. Ve 250 bin bir tahmine, bir rivayete göre şehit verdiğimiz inanılmaz bir mahşer. Yer ateş, gök ateş. Akıl almaz bir harp. Harpten yaklaşık bir sene sonra Diyarbakırlı şair kitap kurdu. İrfan ehli, özel adam, millet kütüphanesinin banisi Ali Emiri Efendi bir mektup yazar. Halife Sultan'a bir mektup yazar. Bugünkü anlatımımızda üç şairden örnekler arz edeceğim Çanakkale Harbi bağlamında. Bu üç şairin üçü de hayli meşhur. Biri Sultan'ın bizzat kendisi, Sultan Reşat. Biri Yahya Kemal Beyatlı, merhum. Biri de Ali Emiri. Üçünün de katkısının bulunduğu bir şiire getireceğim sözü. Daha doğrusu getirdim. Yazdığı mektupta der ki: Sultanım, bütün dedelerinizin ta Ertuğrul Gazi'ye kadar tahta oturan kim varsa onların, hatta oturamayan bazıları da var bunların içinde. Hanım sultanlar da var onların içinde. Yazdıkları şiirlerden bir derleme yaptım. Eskiler buna müntehabat derlerdi. Seçilenler demektir, seçkiler demektir. Yeniler antoloji diyorlar. Emiri Efendi Cevahirül Müluk ismini vermiş. Meliklerin cevherleri. Yani cevher kıymetli taş, inci, mercan falan demek olur. Cevahir onun çoğulu. Müluk, melikin çoğulu. Cevahirül Müluk. Bende var bir nüsa. Velhasıl Ertuğrul dedenize kadar sizin soydan gelen herkes şair. Bir iki istisna dışında hepsinin eserlerini buldum. dercettim. ettim. sadece o şiiri bulup koymaktan ibaret değil aslında o çalışma. Biraz daha kapsamlı. Üzerine tahmisler yapmış. Yani beşlemiş beyitleri yer yer. Hatta Kanuni Merhum'un gazeline gelince sıra beşlemekle de kalmamış. Taşlıcalı Yahya'nın yazdığını kanuni merhum beşlemiş, Ali Emir'i tutup dokuzlamış falan. Yani hakikaten nadide bir eser. İşte bu eseri kapatırken gördüm ki sultanım, sizin bir şiiriniz yok. Yazmadınız mı? Yazdığınızda biz mi görmedik? Tarzında bir ricada bulunur. Eksik kalmasın bizim şu esereceğiz demeye gelen bir ricadır. Bu bir arzdır. Sultan Reşat bu talebi kırmamış. O güne kadar bilinen ilk şiirini, Çanakkale konulu şiirini kaleme almış. Ali Emiri Efendi merhuma göndermiş. Ve sonra toplam 17 şiir daha yazdığı söylenir. Bütün haklar, telif hakları falan neyse artık devredilmiş olduğundan Ali Emiri merhum da üzerine düşeni yapmış bu şiiri. Efkar-ı yeni de işte kamuoyuna mal etmiş. E koca sultan devletin başındaki adam oturur hem de Çanakkale diye bir şiir yazarsa buna kimse ilgisiz kalmıyor ve o dönemde eli kalem tutan özellikle saraya mensup hatta sarayın dışında da uzak bölgelerde de birçok kalem erbabı, şair maharetini konuşturmuş, sanatını konuşturmuş ve bu civarda bu şiirin etrafında tanzir tahmis falan diyerek birkaç yüz eser, yani biraz mütevazı söyleyelim, birkaç yüz eser ortaya çıkmış. Önemlice bir kısmını gördüğüm için böyle söyleyebiliyorum. Yapılan tahmislerden en yakışıklısı tabi Yahya Kemal'e ait olmuş. O kadar beğenilmiş ki bizzat sultan tarafından şair koluna takılan bir el yapımı İsviçre saatiyle ödüllendirilmiş. Bununla övünürdü ömrü boyunca merhum şair Yahya Kemal Beyatlı. Dolayısıyla Ali Emiri'nin de bu çorbada tuzu var sultanın da bizzat kalemi oynamış Yahya Kemal de buna tahmisle iştirak etmiş ve selam. Dedik ya konu Çanakkale Harbi. Tamamı 25 mısradır. Hepsini okuyup izah etmek bir video kapsamında ağır gelebilir, uzun gelebilir ama bir seçim de ben yapayım izninizle. Evvela son kıtayı zikredelim. Beş mısradır okuyacağım. Bu beş mısradan ilk üçü Yahya Kemal merhumun, son ikisi de Sultan Reşad'ındır. Zaten tahmin istediğinde öyle olur. Benim dikkatimi çekti, kaydetmeden geçmek istemem. Son kıtada, sultanın mahlasının da isminin de yer aldığı son kıtada, yakışan odur ki ve şairin hakkıdır ki, tahmisi yapan kendi mahlasını da koyar. Koymadı. Sultanın şiirine edeben bir adım geri durarak ismini koymadı. Aynı nezaketi, aynı zarafeti Baki'nin gazelini tahmis ederken de göstermiştir. Yani ülkenin sultanının da şiirin sultanının da şiirlerini tahmis ederken Yahya Kemal ismini geri çekmiştir. Bana çok çelebice, çok kibar, bir davranış olarak görünüyor. Onu da kaydetmiş olayım. Nedir bu okuyacağım kıta? Şiirin son kıtası. Beş kıtadan sonuncusu. Ruhi peygamberi tebşire giderken şüheda. Millet arkanda bugün vecdile tekbir sera. Sen de mihrabı hilafette bin sayu sena. Kapanıp secde-i şükrana reşat. Eyle dua. Milki İslamı huda eyle ya daim me'men. Günümüz Türkçesiyle kısa bir izah gerekirse şöyle diyor ilk üç Mısra'da Yahya Kemal. Şehitler ordusu Hazreti Peygamber'in huzuru şerifine çıkarak tekmil veriyorlar ve diyorlar ki Ya Resulallah aleyhissalatu vesselam geldik huzuru şerifine. Can emanetini teslim ettik. Geldik. Mesele halloldu yalnız. Geçilmedi ordu yüz geri etti. İkinci Mısra'da millet arkanda vecd ile tekbir sera diyerek halife sultana bir hitabı var. Ve hemen arkasından üçüncü Mısra'da da sen de mihrabı hilafetle cebin sayu sena diyerek yani ona da bir duruş tavsiye ediyor. Bir metanet, bir celadet yani dik dur demeye getiriyor. Ben öyle anladım. E buna gerek var mıydı? Sultan Reşat için vardı. Şair de öyle düşünmüş olmalı ki. Yani bunu diyor. Yani ona bir teşyi der eskiler. Yani teşci düzeltiyorum. Teşci. teşyi uğurlamak demek. Teşci. Yani cesaret verme, şecaat empoze etme maksadıyla diktur falan diye. Neden? Millet arkanda falan diyerek e var buna ihtiyaç var ki yapıyor. Ve sonunda Sultan Reşat mısralarında şükür secdesine kapan da Reşat Allah'a minnet ile arz-ı ubudiyet ile şükret zira öyle bir bela atlattık ki hakikaten olur şey değil. Yani askeriye, askeriyeyi bilen, harbi bilen, matematiği bilen kime sorsanız böyle bir netice beklenir değil. Dört işlem bunu izah edemez. Bu beşinci bir işlem. Efendim. Ama bu badirenin geçmiş olmasından dolayı Allah'a şükür minnet borçlusun Reşat. Yalvar yakar bir daha milletin başına böyle bir bela gelmeye. Yani seneler sonra Mehmet Akif merhumun Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demesine benzer bir ifade tarzı tercih ediliyor sultan tarafından. Bir önceki kıtada bambaşka bir mesaj yüklü görüyorum Yahya Kemal tarafından özellikle. Şükür Allah'a ki gördüm bu mübareksin de, Kahraman ordu mu serhadde muzaffer zinde. Müjde İran ile Tura navü Çin'ü Hinde. Asker evlatlarımın pişkehi azminde. Aczini eyledi idrak nihayet düşman. Yani Allah dersin ya. Yani, Allahu Ekber dersin ya. Bu nasıl söyleyiş ya? Dediği şu. Bir şehit konuşuyor şiirde. Yahya Kemal sözü şehide veriyor. Ne diyor peki o? ''Kabre düştüm ama şükür Allah'a ki gördüm yattığım yerden şunu. Ordum muzaffer zinde. Biz can verdik ama gam değil.'' Fakat 3. Mısra çok enteresan. ''Müjde İran ile Turana ve Çin'i hinde.'' Çanakkale'de harp cereyan ediyor neticesini müjde olarak gönderdiği coğrafyaya bakın. İran, Turan, Çin, Hint. Neden? Kardeşlerin var oralarda. Yani seni takip eden var. Senden güzel haber bekleyen var. Kalbi burada atanlar var. Hem de çok uzak coğrafyalarda yani. İran, Turan, Çin, Hint. Çok enteresan bir gösterge, bir mesaj Yahya Kemal'den. Ve sonra yine Sultan Reşad'ın mısraları asker evlatlarımın pişkehi azminde askere, orduya evlat diyen bir anlayış. Yani bu geleneğimizin net bir görünüşüdür Evlat diye bakılır yani. Yarın ölmeyi emredeceğin askere bugün hakaret hamiz konuşmamalısın. Küçük görmemelisin. Evlattır asker. Asker evlatlarımın pişkehi azminde. Evlatlarımın diyor azminin önünde aczini eyledi idrak, nihayet düşman. Hadi bir kıta daha olsun, beş kıta ağır gelir demiştim ama üç de olacak artık. Kadın erkek anasından süt emen yavrumuza, hepimiz canla sarıldık da vatan duygumuza, intizar etmişti gafletle adu korkumuza, lakin imdadı ilahi yetişip ordumuza oldu her bir neferi ayıp ulat beden. Şimdi harbe iştirak eden bir şekilde fiilen, malıyla, canıyla, duasıyla iştirak edenleri sayıyor karınca kararınca. Mısra'ın şiirin elverdiği ölçüde kadın, erkek, anasından süt emen yavrumuza kadar yani. Öyle ki işin içinde sultan da var, şair de var, halk da var, herkes var yani. Yek vücut, yek kalp, yek cihet. Muazzam bir badire, bütün millet varlık yokluk mücadelesi karşısında kadın erkek anasından süt emen yavrumuza hepimiz canla sarıldık da vatan duygumuza intizar etmişti gafletle adu korkumuza düşman diyor bu defa işi bitirdik diye gaflete düştü ve cidden heveslendi diyor. ve zaten görünen de oydu ama lakin imdadı ilahi yetişip ordumuza diyor Sultan Reşat yani ilahi yardım yetişti ve olmazlar oldu lakinim imdadı ilahi yetişip ordumuza oldu her bir neferi kalayı pulat beden çelik bedenli kaleler demek yani kaleler yıkmak üzere gelen o muazzam silahlar kan kusan toplar kale yıkmakta elbette mahir idi yani muazzam bir güç var karşınızda ama 500 bin kale çıktı karşılarına baş edemediler diyor ben naçiz ömrümde yaşadığım ilçede 3 Çanakkale gazisini görme fırsatı buldum. Biri büyük dedeydi. Diğer ikisi ahbap, tanıdık idi. Üçünden de aldığım bilgiler, yani onlara hatıralarını anlattırırdım karınca kararınca. Evlat yar gibi devriliyordu diyor. Yani denizden atış başlıyor. Efendim, Ölenler yani. Bir üç beş değil sayma imkanı yok yani. Hani bir toprak kaymasıyla yar göçer ya ona benziyor. Yar gibi devriliyordu diyor. Sonra toplar öbür tarafa dönüyor. Bu defa bu tarafa yar gibi devriliyordu falan diye. Ve kendiler üçü de topçu. Olması da dikkatimi çekmişti ve onlardan da teyit ettim zaten. Topçu ne de olsa kapalı bir yerde. Yani dışarıda ayakta olup da sağ kalan hemen hemen olmadı da. işte o gizli yerde top topun gereği olarak yani o o tarzın gereği olarak sağ kalabilen bu üç kişiyle tanışma fırsatım da olmuştu ve selam sevgili izleyenlerimiz Marhum Turgut Özel Cumhurbaşkanı iken Japonya'dan gelen bir heyet bizdeki bir bakanla görüştü de isim zikretmeyin Japonya'da Hiroşima ve Nagasaki gibi iki bela var başımızda. Modern dünya tepemize atom bombaları yağdırarak canımıza okudu hala bitmeyen otlar var diye biz onları çocuklarımıza göstermeden öğretmeden ilkokuldan diploma vermiyoruz sizin benzer bir eğitiminiz yok bunu eksik gördük falan dediklerinde ilgili bakan ismini söylemediğim bakan e bizde yok ki öyle bir şey <laughs> sizin Çanakkale'niz 100 Hiroşima eder demişti ama farkındalığınız noksan demişti bu bir dost ikazıdır yani çok uzaktan gelen bir dost ikazıdır. Hakikaten bizim Çanakkale'yi ruhuyla beraber yani gösteriş, merasim falan onlar bir tarafa ruhuyla beraber kavramaya cidden ihtiyacımız var. Çünkü geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz ve en büyük öksüzlük köksüzlüktür. Vesselam. Katılım Evim Hayati inançla Söz Arasındayız sun. Hatılım, Kim Hatılım, ev sahibi evim. olmak istemez ki?